Arkadaşlar Ostek'ten ben Mert Altuntaş. Bugün sizlerle beraber Kali Linux makinamızı kurduktan sonra yapılacak en iyi 8 şeyi göstermeye çalışacağım. Öncelikle Kali Linux'umuzun kurulu olduğu e, cihazı açalım. VirtualBox olabilir, VMware kullanıyor olabilirsiniz ve Kali Linux'umuzu başlatalım. E, başladığı zaman tekrar sizlerle beraber olacağım. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Karilik sunumumuza giriş yaptıktan sonra e, her şey hazırsa e, birinci komutumuza başlayalım. Lakin e, burada sizlere göstereceğim ve uygulayacağım komutları eğer root kullanıcı değilseniz başına sudo veya sudo su yazarak yani şöyle sudo veya sudo su yazarak root kullanıcısına geçip denemeniz gerekir. Öncelikle İlk komutumuz git. Git aslında bir sürüm versiyon kontrol sistemidir. Yazdığımız projeleri bilgisayarımızda ya da harici disklerde tutmak yerine internette taşıyabildiğimiz bir sistemdir. Ee, tabii ki başka insanların taşıdığı sistemleri de indirmemize olanak sağlar. Bunlar yazılmış kodlar, programlar ve benzeri şeyler olabilir. Peki nasıl yüklenir bu git? apt install Bir dakika, tire yok orada. install e, git şeklinde bastığınız zaman gerekli paketleri sizin sisteminize indirme, indirmeye başlar. E, bu işlem biraz sizin işlemcinize göre zaman alabilir. E, çok uzun bir işlemde değildir. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gerçekleşti ve artık Git e, indi. Peki bu Git'i nasıl kullanıyoruz? Diyelim ki e, bir Firefox sitesine gidelim. E, Github'da bir proje indireceğiz e, Projemiz ne olsun İşte efendim Github'a bir gidelim Mesela Github'da e, Benim kendi e, şeyim var Bir dakika ona bakalım Mert Altuntaş yazalım Github Mert Altuntaş çıktı mı e, Java derslerim diye Bir tane repository'm olması gerekiyordu e, Nedense şu an bulamıyorum Sıkıntı yok. GitHub'a gidelim. Ee, herhangi bir GitHub'da bir projeye bakalım. Ee, ne arayalım? Mesela, Java derslerim burada çıkar mı acaba? Evet, gördüğünüz gibi burada çıktı. Şimdi ben bunu ee, sanal makineme indirmek istiyorum. Bunu indirmek için burada gördüğünüz GitHub linki var. Buradan kopyalama seçeneğine basıyorum. Ve terminalimi açıp, ki böyle şeyleri indi indirdiğiniz zaman e, isterseniz masa üstünde bir klasör oluşturabilirsiniz veya isterseniz e, genelde bu tür programlar veya komutları indirmek için root sistemin içinde opt klasörü vardır. Bu klasörü kullanılabiliyor. Hani e, bunlar şey optional anlamına gelen klasörlerdir. Oraya gidelim. E, oraya gitmek için cd opt yazıp ilgili klasöre gidelim. Bakalım ls doğru yerdeyiz. Buraya gittikten sonra şöyle git clone yazıp Az önce kopyaladığımız e, linki buraya yapıştırıyoruz. Bunu yapmak için de CTRL Shift ve V tuşlarına basarsanız gerekli link buraya gelir. Enter'a bastığınızda ise gördüğünüz gibi işlem gerçekleşti. Tekrar LS çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi Java derslerimi orada görüyoruz. Java derslerime gittiğimizde de e, benim yakın zamanda başlamış olduğum kendi programlama öğrenme sürecimdeki kaynaklarıma ulaşabiliyorum. İlk komutumuz buydu. Gelin isterseniz ikinci komuta doğru gidelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci komutumuz add user diye bir komut üzerine çalışmakta. Ee, Linux işletim sistemlerinin birçoğunun kurulum aşamasında kullanıcı adı ve makine adını belirleyebiliyoruz. Mesela root olabiliyorsunuz veya atıyorum mert oluyorsunuz ya da sudo oluyorsunuz. Ee, fakat bazı sistemlerde birden fazla kullanıcı adı oluşturmamız gerekebilir. İşte add user komutu bu işi yapıyor. Ee, şöyle kendisi add user diye ee, ve bunun alternatifi de user add tabii ki çok basit bir şey user add de bunun alternatifi ikisi de aynı işlemi yapıyor aslında ee, o zaman bir kullanıcı ekleyelim add user diyelim mesela add user diyelim mert diyelim enter'a bastığımız zaman buna bir e, parola oluşturalım e, şimdilik bunu 1 2 3 4 5 6 yapalım Zaten az sonra sileceğiz. İşte full name, Mert Altuntaş, e, room ne olsun diyelim 14, e, work şey şöyle numarasında sallayalım. İşte şöyle şöyle bir şeyler. Enter basarak da geçebilirsiniz. Bu bilgiler doğru mu diyor bu kullanıcı için? Evet diyorsunuz ve bu kullanıcı oluştuğu. E, bu kullanıcıya root yetkisi vermek için de şöyle bir sistem yapıyorsunuz. User mod diyorsunuz ve az önce Mert diye oluşturduk. Ee, galiba yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi ve artık Mert kullanıcısı bir root yetkisine sahip oldu. Ben yine şöyle kontrol etmek için şöyle yapayım. Hı, tamam. Diğer yazdığımız sudo olan doğru komutmuş. Çünkü burada e, optional olan şeyler geldi. Şimdi bu kullanıcıyı silmek istediğimizde de e, basit mantıkla e, delete'in deli olan ve user'ın direkt tag'ı olan user'la yapıyoruz. E, Linux sistemlerde eklemiş olduğumuz kullanıcıları silmek için kullandığımız bir komut bu. Ve aynı şekilde tahmin edebileceğimiz gibi user del komutu da bunun tam tersi olarak çalışmakta. E, ve Az önce yaptığımız gibi e, biz oluştururken ne yapmıştık? Add user mert demiştik. E Şimdi del user mert dediğimizde artık e, bu kullanıcı e, gördüğünüz gibi revol edildi. İkinci komutumuzda bu kadar. E, şimdi isterseniz gelin üçüncü komutumuza geçelim. Merhaba arkadaşlar. Üçüncü komutumuz ise aslında bir terminal emülatörü. E, kendisi şöyle yükleniyor. Tilix diye Enter baksınız da yüklenmiş oluyor. Nedir peki bu Tilix derseniz? E, kendisi bir döşeme terminal emülatörü. Bu emülatörde birden fazla işlemi aynı anda yapabiliyorsunuz. E, şöyle hatta çalıştırarak Üzerinden gidelim. Daha rahat anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi iki terminal arasındaki farkı şimdi göstereceğim size. E, TILIX emülatöründe daha doğrusu terminalinde şöyle sağ tarafa aynı anda işlem yapabileceğiniz bir terminal daha ekleyebiliyorsunuz. Aşağıya ekleyebiliyorsunuz. Sağa ekleyebiliyorsunuz. Sola ekleyebiliyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi sınırsız ekleyebiliyorsunuz. Ama normal e, şeylerde bizim kullandığımız terminalde hep yan yana ekleme var gördüğünüz gibi Trix bu kolaylığı sağlıyor bizler için ve aynı zamanda terminal içinde bir kod aramak istediğimizde vesaire e, terminal içinde zaten gördüğünüz gibi de burada yazıyor find text in the terminal diye gerekli komutlara veya gerekli e, şeylere ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda yeni session yaratabiliyoruz. Session'lar arasında çok hızlıca geçebiliyoruz. Session'ları böyle önümüze alabiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi normal kullanmış olduğumuz terminalden çok daha farklı ve çok daha esnek bir yapıya sahip. Şimdi isterseniz dördüncü komutumuza geçelim. Dördüncü komutumuz ise aslında meta paketler adında bir mevzu. Linux içinde bulunan. bu meta paketler birden çok paketi aynı anda kurmak için kullanılır ee, daha çok Siz atıyorum e, Wi-Fi parolası eklemek istiyorsunuz atıyorum kalin içinde iki tane üç tane varsa aslında kalin içinde olmayan 2'den tane, tane daha fazla dosya boyutuna sahip olan atıyorum 5 GB 6 GB dosya paketine sahip olan şeyleri indirmeyi sağlıyor ve daha kısa sürede indiriyor ee, Peki bunları indirme şekli şöyle oluyor hani kullanıcılar Listeden kaç tane paket kurmak istediklerine karar veriyorlar. Diyelim ki e, biz o listeye gidelim. Gördüğünüz gibi şurada liste var. Listede e, tools'lar, menüler, others'lar falan var. E, siz şunu, 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 ilk beşini, dördünü hepsini indirmek istiyorsunuz diyelim. E, bunların hepsine karar verdikten sonra e, şu Kali Linux'umuza geliyoruz. Terminalimizi açıyoruz. Terminalimizi açtıktan sonra Terminalimizi açtığımızda gördüğünüz gibi e, nasıl yüklendiğini de aslında Kalinux içinde anlatıyor formunda. apt update e, ve apt install yazıp e, siz hangi paketleri yüklemek istiyorsanız mesela şunu yükleyelim e, şuraya yapıştıralım bastığınızda enter'a kendisi bu paketleri indiriyor. Tabii ki bunu yan yana da yazabilirsiniz. Hiç şey yapmadan atıyorum bunu da da Difa Arm da Arm'da, NetHunter'da hepsini yükleyebilirsiniz. Ee, bu paketleri yüklemek için ee, istenen paketi önce güncellememiz ve ardından yüklememiz gerekiyor. O yüzden öncelikle update'i yazdık, sonra install'u yazdık. Şimdi 5. komutumuza geçelim. 5. komutumuz. En son versiyon güncel Tor Browser indirmek için e, yaptığımız bir işlem olacak. E, Kali'nin depolarında bu mevcut ancak anonimlik yazılımı doğrudan kaynaktan yani torproject.org'dan edin, edinmesi gerekiyor. Ayrıca Kali'nin Tor sürümü güvenilir bir şekilde korunmuyor veya güncellenemiyor. Bu kritik kararlılık ve güvenlik güncellemelerinden kaçıyor olabileceğimiz anlamına gelmektedir. Bu gibi şeylerden kaç, kaçmamak için ve güncel dur tutabilmek için e, mutlaka unutmayın. 5 komutumuzun e, yazacağımız komutları yorum satırı altında ben sabitleyeceğim. Oradan kopyalayarak yapıştırarak yapabilirsiniz. E, çünkü kendisi çok uzun, uzun bir komut ve sizi e, bu konuda sıkabilir. E, kendisi şöyle bir komut. Enter'a bastığınızda e, artık bu şeyi e, kaynağı ekledik. Tor listi. E, şimdi e, paketi imzalama ve anahtarını indirme işlemimiz için bir kod çalıştıracağız. O da şu. Artık e, tabii ki burada açılmadı ama çünkü ben herhalde yanlış şeyi kopyaladım. E, buradaki tireler vesaire çok önemli. Ama yorum evet şu an geldi. Tamam kendisine geldi. E, ben size zaten bunları direkt hani ee, rahat bir şekilde görebileceğiniz şekilde bırakacağım orayı. Yani direkt kopyala yapıştı, yapıp yapabileceksiniz ki bende de çalıştı bir hata yokmuş. Ardından anahtarlığımızı imzalama işlemi tamamladığı için e, gördüğünüz gibi her şey okey diyor. Bir sistemi update edeceğiz. Çünkü her şey güncel versiyona gelsin. Ondan sonra da e, Tor'u yükleyeceğiz ve işlemimiz bu kadar. Tor Browser ne der iseniz e, kendi YouTube kanalımda bunu anlatmıştım. Mert Altuntaş kanalına da bir göz gezdirebilirsiniz. E, şimdi ise şuradan e, bir yükleme işlemi yapacağız. E, merak etmeyin ben bu komutların hepsini size e, bırakacağım yoruma. Büyük ihtimal yanlış yazdım. En iyisi kopyala yapıştır şeklinde gitmek çünkü bu bir kelime eksik şey yapınca, evet kopyala yapıştır şeklinde gittiğim zaman ki nerede hata yaptım, evet şuraya yanlışlıkla ee, d eklemişim gördüğünüz gibi ondan dolayı hata vermiş. Şimdi ben de yüklü olduğu için tekrar yüklendi, sizde de yüklenecektir. Artık torla işimiz bitti. Altıncı komutumuz e, Atom adında ücretsiz, açık kaynaklı, zengin özelliklere sahip ve son derece özelleştirilebilir bir metin düzenleyicisidir. E, özellikleri arasında kodu gerçek zamanlı olarak ortaklaşa paylaşma yeteneği, sezgisel kodlama otomatik tamamlama vesaire işlemlerini yapan aslında Windows'ta kullandığımız Visual Studio gibi, atıyorum Android Studio gibi bu işleri sağlayan bir text editor. E, tabii ki. E, Geni veya e, Gedit adında farklı text editörleri de var. Mesela Geni böyle yazılır, e, Gedit böyle yazılır, Atom da direkt gördüğünüz gibi Atom şeklinde yazılır. Aslında bunlara gerek var mı derseniz, e, bunlar sadece özelleştirme için, E, sunsunun içinde daha fazla detaylara sahip olabilmeniz için kullandığımız şeyler ama zaten Kalin içinde yüklü sistemler var. Mesela örnek olarak göstermek gerekirse, e, Tabii ki bu text metin olmadığı için bir tane txt dosyası bakalım hemen. Ee, var mıymış? Şöyle bir tane txt dosyası oluşturalım. Çok önemli değil. Şuraya yapalım. Gördüğünüz gibi aslında Linux'un içinde e, Leafpad, Mousepad, Vim adında e, text editörleri var. E, bu editörler işte Leafpad gördüğünüz gibi direkt böyle şöyle yapabiliriz. Leadpad böyle çalışmakta. Mousepad direkt aslında bir Visual Studio mantığında hani veya Notepad Plus mantığında çalışan bir şey gördüğünüz gibi. Atıyorum if mif yazarsanız ki onları gösterir. E, Vim ise şöyledir. Direkt e, terminal şeklinde çalıştırılır. Aynı zamanda e, nano vardır. Ki biz şu an hemen şuradan a ja, dur bir dakika ja. öncelikle tabii ki şeye gitmemiz gerekiyor arkadaşlar ee, hemen buradan biz geri daha gelelim neredeyiz şu an gözüm şeyi arıyor bir dakika şöyle yapalım şurada tekrardan bir terminal açalım hmm. Desktop'a gelmeye çalışıyordum da arkadaşlar o yüzden gördüğünüz gibi LS dediğimizde des Tabın içinde şöyle bir txt dosyası var, jak falan diye, şöyle nano diye bir text editörü var. Kendisi böyledir. Yani aslında bunlara çok da gerek yok, ama elimizde bulunsun, belki işinize yarar diye verdiğimiz şeyler. Kendisi nasıl yükleniyor? Kendisi tam olarak genie vesaire, hepsini yüklemek için bu ara. Hani ben hepsini komutun aynı anda vereceğim. Şöyle bir komut, yine yorum satırlarında bunu bulabileceksiniz. Enter'a bastığınızda bunların hepsi iner ve artık e, sisteminizde kurulu olur. E, şimdi yedinci komuta geçelim. Yedinci komutumuz e, favori hackleme araçları adı altında. E, bazı sürümler güncel olmayabilir, daha önceden yüklenmemiş olabilir. Bu araçlara sahip olmak için yaptığımız... Ee, aslında minimalist pen tester olmak için kullandığımız araçlar. Ee, bu araçları manuel olarak kurmak zorundayız. Ee, kullandığımız araç türleri beceri setimize ve uzmanlık alanlarımıza göre değişik gösterebilir. Ancak e, size vereceğim e, araçlar bazı popüler bilgisayar korsanlığı araçlarıdır. E, hatta isimlerini de şöyle size yazayım. Çünkü birazdan hepsini aynı anda yükleyeceğiz. Mesela Aircrack NG vardır. Aircrack NG kablosuz ve VPA kırma yardımcı programıdır. Ee, Beef vardır. Şöyle yazılır ki kendisi. Ee, kendisi web uygulamaları aracıyla tarayıcıdan yararlanma çerçevesi sunar. Ee, Barb Suite vardır. Hemen şöyle yazılır. Web uygulama güvenliği için tasarlanmış grafik uygulamasıdır. E, Hidra vardır, e, giriş parolası, kaba kuvvet dediğimiz zorlamalar için yardımcı programdır. E, Nikto vardır, web sunucusu, güvenlik tarayıcısıdır. Maltego vardır, e, açık kaynaklı adli tıp ve istihbarat toplama aracıdır. Her türlü istihbaratı sizin önünüzde sunabilir ve paralı ve parasız olmak üzere iki sürümü vardır nmap e, bağlantı noktası tarayıcı ve ağ tarayıcısıdır. wireshark vardır. Ağ trafiğini analiz etmek için grafik tabanlı bir uygulamalıdır. Şimdi bunların hepsini yüklemek için e, yine yorum satırına bırakacağım. Komutu kullanabilirsiniz. Şöyle hepsini bir yükleyebildiğimiz paket. İşte Maltego, Metasploit Framework, Warp Suite, Wireshark, Aircrack Engine, Hydra, nmap en beef, Nikto Enter'a bastığınızda bu paketlerin hepsini e, yüklemeye başlayacaktır. Çok fazla şey yüklediğimiz için e, bu biraz uzun sürebilir. Sizinle birlikte e, burada bekleyelim. E, olur da bir hata çıkar. Belki bende çıkmaz size çıkar veya size çıkmaz bende çıkar. Bunları yorumlarda belirtin. Eğer ben de burada çıkarsa sorunu beraber çözeriz. Eğer çıkmazsa ve sizde bir hata çıkarsa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, bu zaman sarfında e, inerken bizde Ostek olarak size birazcık sitemizde biz ne yapıyoruz. Bunları göstermek isterim. Arkadaşlar, burası bizim sitemiz, ostek.net. Ee, bizim burada blogumuz var. Her gün buraya aktif olarak teknoloji, siber güvenlik haberleri gelmekte. Ee, buraları takip ederseniz, siber güvenlik üzerine çok farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Sistem danışmanlığımız var. Ee, ondan sonra hakkımızda kısmına girip okuyabilirsiniz. Ee, biz bir bilgi güvenliği ve yazılım limited şirketiyiz. Ee, burayı okuyabilirsiniz. Hani binden fazla eğitim danışmanlık projesi gerçekleştirdik. Ee, yakın zamanda da e, YouTube kanalı açmaya karar verdik ve ben Deniz Mert Altuntaş olarak sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Elimden geldiğince güncel videolar çekmeye çalışacağım. Ee, bize ulaşmak isteyebilirsiniz. KVKK danışmanlığı yapıyoruz. Kvkk'yı da biliyorsunuz. E, çok önemli. Yakın zamanda gelen bir e, mevzu. Yani KVKK mevzuunda şöyle anlatmak isterim size. Eğer bir şirket sahibiyseniz e, bir oteliniz var. Otelin kafeteryasında e, X adında bir kişi geldi ve işte diyelim ki bir e, ünlü kişiye laf etti. E, işte küfürler yağdırdı vesaire. Eğer sizde KVKK danışmanlığına sahip değilseniz veya şöyle diyelim KVKK danışmanlığından ziyade 50-31 denilen bir kanun ile birlikte korunuyorsunuz. Artık yeni güncel bir konu kendisi. İşte kafeteryada o küfür eden insan sizin ağınızda olduğu için oradan çekip gittiği zaman siz blogları tutmadığınız için polisler o sizin şirketinize geldiğinde ee, tamamen siz sorumlu oluyorsunuz çünkü e, 5031 yasası için bir e, danışmanlık almamışsınız e, ve bütün suç sizin üstüne kalıyor daha çok bu şirketleri korumak için yapılan bir kanun o yüzden bu danışmanlığa mutlaka bakın e, o ara programlarımız inmiş e, gerekli şeyler kurulmuş 7. E, maddemizde buydu şimdi gelin isterseniz son olan 8. maddemize geçelim. Merhaba. Şimdi son maddemiz olan ee, konuya gelelim. Her Linux kurulumu için varsayılan parola aynı oluyor. Mesela siz rootsanız e, şifresi tor oluyor. E, bu da saldırıları otomatikleştirmeyi çok kolaylaştırıyor. Yani çok kolay saldırı biliyorsunuz. Ayrıca varsayılan SSH anahtarları, işte Raspberry Pi gibi bir şeyi SSH arayıcılığıyla kontrol ederken ee, bir saldırganın iletişiminizi kestiğini düşün kestiğini düşünebilirsiniz. Yani çünkü şifreniz Tor. E, ee, SSH anahtarını değiştirmek için öncelikle bu dizine gitmemiz gerekiyor. O da CD ve SSH bölümü. Artık buraya gittik. Ee, burada şöyle yazacağım gibi bir e, rekonfigüre etme kısmı var. Open SSH Server kısmında burada aslında şu an her şeyi sıfırladık diyebiliriz şimdi ise işte o az önce demiştim ya root kullanıcısı diye root'a tıkladığınız zaman sizden yeni şifre istiyor yeni şifrenizi verin ve gördüğünüz gibi artık root kullanıcısının şifresi tor değil değişti son maddemiz de bu kadardı bu bizim bu kanalda ilk videomuz bizi tercih ettiğiniz için e, teşekkür ederiz. Ve aynı zamanda dilsiz görüşmelerimiz olduysa affola. E, daha güzel videolarda ki her videomuz birbiriyle aynı güzellikte olacak. Görüşmek dileğiyle. Ben Mert Altıntaş. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla.